Evet Julia, videonun açılışını sen yap bu defa. Ne diyoruz? Moto Foto Vlog kanalına hoş geldiniz. Vlog. Evet. Bilmiyor musun? Bilmiyorum, hayır. Kanalıma eşim bilmiyor. Hiç ilgilenmediği için. Yok, biraz. Moto Foto Vlog kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan Barut. Kanalı mı? Efendim? Kanalı mı? Kanal. YouTube kanalı ya. Motofot Motofot. kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün biz ne yapıyoruz? Spora gidiyoruz. Spora, pilatese, Bornova'ya. Motofoto Geldiniz. vloga Rusça söyle istersen. Evet, gidiyoruz. Yola çıkalım. Moto Foto Vlog kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan Barut. Kanala ilk defa denk gelenler için profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum ve 26-27 senedir motosiklet kullanıyorum aktif olarak. 2014 yılında sıfır olarak aldığım, ilk sahibi olduğum Honda CBR 250 motoruma binmekteyim. Bu kanalda mesleğim olan fotoğrafçılıkla sürekli üzerinde vakit geçirdiğim motosikletimle beraber iki farklı konuyu birbirine harmanladığım içerikler oluşturduğum bir motosiklet kanalım var. Hazırsanız başlayalım. Eşimle beraber İzmir Poligon'da bir bilgisayarcıya uğradık. İkinci ev bilgisayar almıştık. Onu kontrol amaçlı oraya bıraktım. Şimdi spora geçeceğim. Öğleden sonra da farklı işlerim var. Aradan sporu çıkarayım. Burada bir tır bozulmuş. Felaket bir yerde. Bu aralar evde bayağı vlog oluşturmakla uğraştım. Birkaç video çekmiştim. Onların montajı epeyce vakit aldı. Sırasıyla hepsini teker teker yükleyeceğim. Bu ara YouTube algoritması beni biraz fark edebilir. Normalde 2 ayda bir, 3 ayda bir kafama göre videolar ekliyordum. Hazır motorda 2 kişiyken bugün Honda CBR 250 üzerinde 2 kişi olmanın avantajlı ve dezavantajları deneyimlerinden bahsedebilirim. Ben Nexus 500 kullanıyordum bundan önce. Bir maxi scooter'dı, büyük. Böyle jet ski'ye benzettiğim motor türlerinden. Çok agresif, güzel, spor bir tipi vardı. Çok da sevdiğim bir motordu. Glera'yı çok severim zaten. Geçmişte de ufaklarını da kullandım. Runner da vardı. Nexus 500 daha büyük hacimli motor olmasına rağmen iki kişi bindiğimde kendini çok fark ettiren bir motordu. Ağırlık merkezi hemen arkaya kayıyordu. Ön tarafın boşaldığını, hafiflediğini hissediyorum. Çünkü zaten motorun kendi ağırlık merkezi ortadaydı. Arkaya bir artçı bindiğinde direkt ağırlığın değiştiğini, olumsuz yönde arkaya yüklendiğini hissediyordum. CBR 250 almadan önce epey bir endişem vardı. Diyordum ki bu daha da küçük bir motor. Herhalde arç ile bindiğimde çok fazla hissettirecek. Ama yanıldım. Ben motor aldığım günden beri ilk zamanlar daha çok beraber binişlerimiz çok fazlaydı. İnanın şu anda eşim arkada. Kollarını hissetmiyorsam şu anda elleri ön deponun üzerinde. Arkada sanki biri yok gibi. Hızlanmalarda da çok büyük bir dezavantaj yaşamıyorum. Arkada oturan artçı da her zaman çok rahat olduğunu söylüyor. Rahatsız bir motor değildir. Genelde çok rahatsız gibi gözükür veya düşünülür spor motorların arkasında olmak, ama sizlere öyle çok yatıran bir motor olmadığı için arkadakiler genelde rahat yolculuk yapmakta. Yakıtı artıran bir detay mı bunu bilmiyorum. Buna benzer birkaç soru almıştım. Elbette ki ekstra yük her zaman yakıtı artırır, ama iki kişi sürekli bindiğim zamanlarda bunu şikayet edebilecek seviyede fark etmemiştim. Ve zaten tek başıma da olsam, iki kişi de olsam çok agresif bir kullanış tarzım yok. Genelde yumuşak binerim. Vitesleri çok devir yapmadan atarım. Gazı yumuşak açarım. Şu arkada şöyle gaza gelip kıça doğru yapışan şahıslara gıcığımdır. Şöyle bir yol vereyim. Hayırdır hocam? Yani nereye gideceksin? Hadi geç bakayım yanımdan. Ne kadar yol alacaksın bakayım bir. Geçemiyor da zaten. Şuradan biraz kaçayım ben de. Yanlışlıkla buraya girdim ya. Şöyle gitmem gerekiyordu. Yani ne levha var ne bir şey yani. Mal gibi girdim. Hiç istemeden sol şeride girmiş oldum yani. Hiçbir uyarı levhası bir şey yoktu.
Yani sadece İzmirli olanın çözebileceği detaylar. Biraz şehir içinde turlamıyor ol, uzak kal ya da şehir dışından gel bitti. Otomatik Alsancak'tasın yani Çankaya gidecekken. Abi bir levha koyun yani. Yol çatal oluyor deyin. Sol taraf düz deyin. Mecburi gidiş deyin. Şurada bir yol vermeye kalksam şimdi. Diğerlerinin geçmeye niyeti yok herhalde. Yani yaya yol vermek her zaman riskli. Aynadan kontrol ederek durdum. O kültür henüz gelişmediği için yol verirken 10 kere düşünüyorum. Şu vatandaş zaten yaya geçtiğinde değil, onu direkt sallayabilirim. Ama mesela şuradan gelen adamların yol vermesi gerekiyor. Bak ben şimdi duruyorum. Şu öndeki 34 plakalı Audi'nin cezayı yemesi lazım abi. Orada motoru çeviriyorsunuz. Orada şunu çevireceğinize gelin bu dangalakları çevirin. Normalde Çankaya'dan gitmeyi planlamıştım. Otomatik olarak Alsancak'tan geçeceğiz artık. Bakalım şimdi bir 20 dakikalık bir şehir içi turlaması yapmış olacağız. Aralar, dereler. Varış noktasına unutmasam eşime bir sorayım bakayım. Yorulmuş mu? Kendini nasıl hissediyor? Kısa süreli bir şehir içi gidişimde bir dezavantajı var mı bu motorun? Tek kişi de olsa, iki kişi de olsa dezavantajı bir bagajının olmayışı, eşyaları koymayışınız. Allah'tan benim bir depo üstü çantam var, sağ olsun. Çok sevdiğim motorcu arkadaşım Armağan hediye etmişti bana bunu. O zamandan beri motorumdan hiç ayırmıyorum. Sürekli motorumda olmazsa olmaz ekipmanlarımdan biri. Onsuz dışarı çıkamıyorum çünkü eşyalarımı koyacak hiçbir yerim yok. Ben motor kullanırken sırt çantası takmayı sevmiyorum. Omuzlarımda bir ağırlık, sırtımda beni terleten bir farklı bir şey çok rahatsız edici oluyor. Epeydir Alsancak'tan buralardan motorla geçmemiştim. Tabii ki şehir içinde hiçbir motor scooter kadar rahat ve avantajlı olamaz. Hem bagaj yönünden, oturma rahatlığı yönünden, hem kullanım rahatlığı yönünden, kullanış açısından da otomatik viteste oluşu çok çok avantajlı bir motor. Yani kimse şehir içinde scooter'dan farklı bir modelin rahatlığını bence savunamaz. Savunuyorsa ya scooter'a binmemiştir, bilmiyordur. Durup yol vermemiz gerekiyor. Hadi abla geçin. Yayalar da tutuk abi. Yani yol istemeyi beceremiyor. Bak bak yol veriyor. Abi sen yol verirsen bu kültür değişmez. Yani yayasın hacı sen ya. Arabaya ne yine yol veriyorsun? Araba lan bu. Aradan geçiş var mı? Burası var mıyız? Yürü bakalım. En azından bir miktar öne yaklaşayım yoksa yeşili yakalayamam. Tamam, burası bize yeter. Rahat mısın? Yoruldun mu? Şu Ankara asfaltına çıkıp uzamak lazım. Küçük hacimli bir spor motor olsa da oturuş pozisyonu her ne kadar çok yatık olmasa da bu şehir içi kullanışlarında şu bu kadar debriyaj fren vites kurcalandığı zamanlarda çok 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 yoruluyorum. Artık şunu da 6. vitese atıp böyle insan bir gitmek istiyor. O yüzden böyle zamanlarda skuter'ı çok özlüyorum. Çok şehir içi binecekseniz, yükünüz varsa, genelde 2 kişi sürecekseniz, eşya taşımanız gerekiyorsa, ekipmanlarınız, montunuz, ceketiniz motordan indikten sonra elinizde kalsın istemiyorsanız, trafiklerde kafayı yemek istemiyorsanız ben her zaman scooter tavsiye ederim. Küçük de olsa, büyük de olsa 100-125 cc üzeri 250-350 cc, 400 cc civarlarında scooterlar, maxi scooterlar her zaman şehir içi kullanıcılar için iyidir. Bu motorla debriyaj, fren, vites kombinasyonunu çok sık kullanıyorsanız, trafikte çok manevra yapmanız gerekiyorsa bana göre çok dezavantajlı. Sadece tipi güzel, havası güzel, başka bir numarası yok. Evet, birazcık böyle bir gazı açayım. Yerler leş gibi abi, kamyonlar döke saça gitmiş her boku. Nasıl bir olaydır ya?
yollarda radar olabilir. Çok sapıtmasam iyi olur. Ne diyor? 82 hız sınırı arabaya diyor. Motorun kesin 70'tir ha. Kamyonetle beraberdir. Herkes yapıştırıyor. Biz de yapıştıralım biraz. Motorum, onu zor yapacağım. Sen arabayla nasıl gireceğim bakalım. Bu hareketlerde çok güçsüz olmak gerekiyor ya, inanılmaz. Abimiz ölümüne güçsüz yani. Çok seviyorum ya. Ağaçlarla dolu harika bir yol. Mat Pilates dersine gidiyorum. Bir önceki videomda oraya gideceğim diye evden çıkmıştım. Bir doktor kontrolünden sonra gidecektim. Gidemedim. Doktor Pilates'e ara ver dedi. Bir ağrı vardı bel bölgemde. Şu vatandaşa yol verelim. Nasılsın? Yoruldun mu? Ben de motorun rahatlığından bahsetmiştim. Rahat değil mi yani? Artçı olarak ne diyorsun? Evet, tekrardan selamlar. Spordan çıktım. O anda videoyu böyle bir ansızın kapatmak durumunda kaldım. Sporumuzu yaptık. Biraz muhabbet. Şimdi tekrar poligon civarına döneceğim. Bilgisayar hazır olmuş, onu alacağız. Oyalandığımız iyi olmuş eve geçmeden. Evet, yolculuktan sonra eşime sordum. Biraz yoruldum dedi. Çok da rahat değilmiş. Eskiden daha rahat olduğunu söylerdi. Tabi şimdi bu motora 18-20-23 yaşında gençler binerse yorulmaz. Bizler birazcık daha yol aldık. Herhalde artık daha dayanıksız olduk. Bununla alakalı olabilir. Arka tarafın daha rahat olduğunu anlatmıştım. Fakat kullanıcı deneyimi olarak arkadaki daha iyi bilir. Çok da yüksek puan vermedi açıkçası. Ama ben motora ilk geçtiğimizde bu motorun arka koltuğuyla ilgili olumlu yorumlarını hatırlayarak konuşmuştum. Anlattığım kısmı oydu. Saat şu anda 5. Umarım çok kötü bir trafiğe kalmamışımdır. Yayalar çıkabilir. Böyle yerlerde müthiş gazlayanlar var. Of, gri PCX. Çok sevdiğim bir renk. Şu ışığı yakalarsam mutlu olurum. Otobüsün arkasına geçeyim mi? Hatta şunun da şöyle yapsam. Artık duralım. Şu arabacılar trafik olan yere doğru şöyle gazlıyor ya, artist gibi, sonra da fren yapıp duruyorlar. Ne kadar acınası görünüyorlar ya.
çok fazla şerit değiştirme var. Her zaman omuz üstü bakışın olması gereken, çok dikkat etmeniz gereken çatallar bunlar. Her an önünüze biri atlayabilir. O yüzden frenlemeye ve manevraya, kaçışa her zaman hazır olun. Böyle bir dalgınlık olursa kaza kaçınılmaz olur. Bir tık daha gider miyiz? Valla araba gidiyorsa motor hayli hayli gider. En sondan giriyorlar abi. Yani ben bunu gerçekten motorla yaparken böyle bir utanma duygusu geliyor. Arabaya bakın. Evet, ben bu videoya bu güzel arabayla veda edeyim mi? Sizleri daha fazla bu çirkin trafikte mutsuz etmeyeyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.